tekrar arabada devam etmek zorundayız. Öncelikle tüm İslam aleminin Spartalıları, hemşerilerimi, kardeşlerimin Kadir Gecesi'ni kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice Kadir Gecelerine inşallah hep beraber ulaşırız. Bugün ibadetini yapan bütün büyüklerime saygılarımı sunuyorum. Kardeşlerimin ellerinden dert gelmesin. Ve bu şekilde biz de maalesef arabada iftar açıp yola çıkabildik. Bugün iftarımızı Ayvalık Pınar'da yaptık. Ayvalık Pınar'daki hemşehrilerimiz bizi çok ilgi ve alakayla karşıladılar. Beraberce bir iftar yaptıktan sonra Isparta'ya doğru dönüyoruz. Bugün sütçülerde çalıştık. 20 tane köyümüzü gezdik. Tabi sütçülerle ilgili çok güzel bir realite söylemem lazım. Bizi çok seviyorlar. Bizi çok ilgiyle izlediklerini anladım. Her gittiğimiz köyde çok tabii ki normal olarak gündüz bugün çalıştıkları için çoğunu bulma imkanımız olmadı ama görebildiğimiz hemşehrilerimiz, konuşabildiğimiz hemşehrilerimizde 20'ye yakın köyde birinci tespit edilen şu: AK Parti biliyorsunuz Isparta'da en yüksek oranı sütçüler ilçemizde alıyor. Maalesef biz de en düşük oyumuzu sütçüler ilçesinden alıyoruz. Ama bu seçimde bunun biraz değişeceğini, AK Parti'nin burada eski oyları alamayacağını anladım. Çünkü özellikle mesela bazı şikayetler şu: hala yollar çok kötü. Sütçülerin köylerin arasındaki bağlantı yolları çok çok kötü. Ki arabada biz de giderken bugün 300-350 kilometre yol yaptık şu ana kadar. Bunu fark ettik. Maalesef bu yolların bozukluğu ve ilgisizlik onlara da belirli bir şekilde yansımış. Biz mesela bir köyümüzde hemşire yok. Ondan dolayı sağlık ocağı kapatılmış. Yani her şeyi herkesi yaptık diyen, her tarafa hizmet götürdük diyenler bir hemşireyi götüremedikleri için sütçülerde bir köyümüzün sağlık ocağı kapanmış. Dolayısıyla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sütçülerde de çok iddialıyız. Sütçülerin bütün köylerine hizmet götürmeye taahhüt ediyorum. Sütçülerin merkezindeki arkadaşlarımıza, özellikle gençlere çok teşekkür ediyorum. Kadın arkadaşlara teşekkür ediyorum. Köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün 20 köyde gördüğümüz genel ilgi alakadan çok memnunum. Anladım ki sütçüler, AK Parti'nin %74 ay aldığı sütçüler de bile AK Parti çok 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 büyük bir seçim mağlubiyetine hazır olsun. Biz inanamayacağınız derecede oy alacağız. Ve oradaki hemşehrilerin bana söylediği, Mustafa Bey haklısınız, artık değişim şart. Isparta'da bir değişimi biz başlatacağız. Biz 16 yıldır bunlara oy verdiğimiz için bize hizmet getirmiyorlar. Nasıl olsa bunlar bize oy verir diye düşünüyorlar diyorlar. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Isparta değişen, büyüyen, gelişen bir Isparta olmak istiyorsa bu arkadaşların sizi hatırlaması, her gün hatırlaması gerekirdi. Ama hatırlayamadılar. Bunlara gereken cevabı sandıkta verin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını Isparta'dan iki milletvekili giderek güçlü bir şekilde yapacağız. Bu iki milletvekiliyle başta sütçülerin her köyü olmak üzere bütün Isparta'mıza hizmet götüreceğiz. Hizmeti götürürken de her bir bireyi ayrı ayrı götüreceğiz. Her bir köye ayrı ayrı götüreceğiz. Köylünün yollarından sağlık ocağındaki hemşiresine kadar hiçbir açığı, hiçbir eksiği bırakmayacağız. Sütçülerle arkadaşlarıma şunu özellikle söylemek istiyorum. Hizmete taahhüt ediyoruz. Sütçülerin her bir köyüne taahhüt ediyoruz. Sütçüler de biliyorsunuz tabiat harikası bir ilçemiz. Isparta'nın turizminde sütçülerin tanınması, bilinmesini, popüler hale getirilmesini gayret edeceğiz. Ve bununla ilgili de size söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yarın da 20-25 arasında bir köyü daha ziyaret edeceğiz. Ve tekrar görüşmek üzere, size iyi geceler diliyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Nice Kadir gecelerine inşallah hep beraber ulaşırız. Saygılar, hürmetler.